Evet efendim, Sinan Ergin de şu anda gördüğünüz gibi masamızda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam Nasılsınız? Hoş İyi siz Nasılsınız? Ben nasıl keşfettim ama hocayı? Tabii. Vallahi Ağlayın. teşekkür ederim. Ayrıca siz. ben kendim teşekkür ederim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Hemen DM'den yazmış size. Siz de sağ olun kabul evet. etmişsiniz. <laughs> teşekkür ederiz. Ama şimdi hocanın, yani hoca diyorum saygımdan Lütfen. başka bir şey anlaşılmasın. Şey O kadar güzel, enteresan söylemleri var ki. Onun için soruları var dedin ya sen biraz önce. Acaba nereden başlasak? İlk önce çocuklardan mı başlasak? Başlayalım hocam? nasıl isterseniz. Mesela... En zorundan başlayalım. Ha, en zorundan. En zor çocuklardan, <laughs> çocuklardan başlayalım mesela. Başlayalım. Nasıl başlayalım? Bu arada canlı yaşa sizin kitabınız onu gösterelim. Evet, çok teşekkürler. Demek sorusunu bulurken. Burada o, farklı metotlar da var. Hoca Kesinlikle başlasın uygulamalar ben... da var içerisinde. Live live değil mi? Evet canlı yaşa live live. Şey 7 adımlık bir uygulaması var aynı zamanda. Ve 20 ee, günde bir değişim öneriyorsunuz hayatla ilgili. Ben yazar değilim. Bu esasen benim verdiğim eğitimlerin kitap olmuş hali. O yüzden <laughs> benim ricam Kitap gibi değil içindeki uygulamaları yaparak ve devam ettirerek okumaları esasında. Metotları uygular. Evet kesinlikle. O zaman çok tamam, daha faydalı evet. olacaktır. Ya orada metotlar mı var, var? Var var. Evet evet. Çok basit. O zaman basit. 20 günden başlayalım. Buyurun efendim. Başlayınız. Şimdi tabii 20 tabii gün ki. esasında NLP tekniklerinin olan bir şey ama çok önemli bir şey değil. Bazen bu 2 günde olur bazen 24 günde olur. Çok önemli değil. Fakat kritik konu bir metot aldığınız zaman günlük yaşamınızda olmuş olması lazım. Yani şöyle düşünün mesela, esasen sen çok iyi bilirsin. E, spor salonu üye olursunuz evet. ama yıldaki defa zor gidersiniz. Yani üye olanların ancak %80'i hiç gitmez, ben onlara %20'si bağış az gider. Bağış yapıyorlar. Aynen öyle. Çünkü <laughs> gidenler için bağış yaparlar. Bu da onun gibi bir şey. Eğer günlük yaşantınızda değilse bir uygulama, yaşamıza girmediyse o size fayda sağlamayacak ve devam etmeyecek. O yüzden kritik nokta çok basit günlük uygulayabilecekleri şekilde veriyorum ki yaşantıdan kopmadan onu alsınlar, kullansınlar farkındalık oluşsun. Sürdürülebilir bir şey istiyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü zihin bir şekilde bir algoritma ile çalışıyor. Ve bunu tekrar tekrar yapması gerekiyor. Yani tekrar yapmadığınız takdirde zihin onu bir şekilde alışkanlığına almıyor. Onun olabilmesi için de günlük faaliyetleriyle beraber alışkanlığa dönmesi lazım. Önce şunu mu inandıralım? İç, ya, İçeridekini mi yani? Esasında inandırmak değil de alıştırmak lazım. Çünkü mesela... inanmak bazen şey gibi gözüküyor. Yapamayacağınızda da inanabilirsiniz. Olmayacağına da inanabilirsiniz. Hmm. i̇nanabilirsiniz. İnanmak kelimesi dini anlamda değil ama çok tehlikeli olabilir. Çünkü çoğu insan yapamayacağını düşünüyor. Ben İngilizce öğrenemem diyor. İşte ben spor yapamam diyor. Ben, işte. ben böyle çalışamam, sabah kalkamam, onu yapamam diyor. Halbuki her şeyi yapabilir insan. Doğru. Fakat bir şartlanma tamamıyla. Peki bu şartlanma nasıl değişir? Bir farkındalığa ihtiyaç var. Yani insan bu kelimeleri kullanırken herhangi bir koça, psikoloğa, herhangi bir gitmesine gerek bile yok esasında. Ben bu soruyu sorduğum zaman bir durayım bir dakikaya. Ben neyi yapamam dedim. Bir dursa esasında, bir fark etse... Her şeyi yavaş yavaş değiştirebilir. Çünkü beyin tam alışkanlık üzerine duydukları, gördükleriyle, okuduklarıyla bir alışkanlığa kapılıyor. Yani Mesela ben e, Ankara'lıyım, memur bir ailenin çocuğuyum. Yani bizim için kesinlikle böyle para kazanmak falan mümkün olacak şeyler değil. Yani bizim ailemizde hatta kötü göze bakılırdı. Birinde parası varsa böyle Aa, mümkün değil derlerdi. Çünkü biz bir Ankara'lı memur ailenin çocuklarıyız. Şimdi o yüzden bu sizin zihninizde esasında bir şey oluşturuyor. Yani paraya karşı bir iticilik oluşturuyor. Para kazanmak değil esasında o zaten mümkün olan bir şey değil. Biz başka bir şeye bakalım oluşturuyor. Halbuki mümkün. Zengin oldunuz mu hocam? Ya esasında zenginlik çok enteresan bir şey. Varlıklı olmakla zenginlik arasında çok büyük fark var. Varlıklılık esasında bir mal mülk zenginliği oluşabilir ama onu harcayamazsınız, yiyemezsiniz, çocuğunuza dahi veremezsiniz. Çünkü o varlıklı olmanın zihindeki anlamını bulmak lazım. O çok büyük bir ihtimalle çoğu insanda güvendir. O yüzden insanlar harcayamazlar. Zenginlik harcayabilme kabiliyeti. Onun için mi cimri hocam zenginler? Evet. Onlar da tutumlu derler ama <laughs> esasında arkada yatan şey yok. geldik. Fakat harcayabilme kabiliyeti çok enteresan bir kabiliyettir. O esasında bir daha kazanabileceğinin algoritmasının, alışmasının zihinde olmuş olması lazım. İnsan her ortam ve şart içinde kazanabileceğini kendisini bir şekilde koyduysa otomatik olarak bu sefer harcaması çok daha rahat olur. Fakat bir daha kazanamayacağını düşünürse harcama durumun. Ama 30'larında yaptığın bir şey değil mi Demet? Yani sallıyorum gençken, daha dinamikken, daha ateşliyken yaptığın şeyi batırdın diyelim. Şartlar geri yesen ya, ya da bir başka şey, dış etkenler. 70'te bir daha yapar mısın? Yaparsanız çünkü şöyle bir şey var. Her zaman her şeyi batırabilirsiniz. Her zaman her şeyi kaybedebilirsiniz. Problem yok. Ama kendinizi kaybetmeyin. Çünkü yani bütün iş adamları bir kere en azından bir kere batmışlardır. Batmayanı yok. Doğru. Hatta biliyorsunuz Hüsnü Özgen, ülkemizin en iyi, önemli iş adamlarından bir tanesi der ki kesin batacaksınız. Bari genç yaşta bir kere batın. Yani çünkü <laughs> e, kritik nokta o. dedi ki yani ekonomik krizlerin olduğu bir ortam içerisinde şartlar sizinsiniz gibi gitmeyebilir. Ama önemli olan kendinizi kaybederseniz, ben bir daha bunu yapamam. Bitti artık. Buraya kadarmış derseniz o zaman bitti. Zaten gerçek iflas ve batış kişinin zihinsel yapısında kendisiyle olan müthiş kabiliyetlerini, yeteneklerini görmezden gelerek, potansiyelini, gücünü unutarak esasında dış dünyayı kendini kaptırıp her şeyin yok olacağını düşünmesiyle başlıyor. Yoksa ne olur? Hatta ben iş adamları danışmanlık yaparken hep şunu söylerim. Her şeyi kaybettiniz. icra memuru geldi. Sandalye almak üzere. Bırakın alsın. Ama siz telefonda müşterinizi aramaya devam edin. Yaşama devam edin. Çünkü yaşam batmaz, insan da batmaz. Olaylar değişik gösterebilir. Şu an iyi gitmiyormuş gibi gözükebilir. Ama yaşam hiç sonuçta öyle bir şey değildir yani. Bugün en meşhur iş adamları bile çok ciddi zorluklar yaşamışlardır yani. Herkesin çok beğendi Elon Musk iki defa müthiş zorluklar yaşamış vaziyette yani. İflastan dönmüş vaziyette. Onu nasıl çözümlüyorsunuz mesela Elin Musk'ın şeyini hocam? O tabii çok yakından tanımak lazım. Çok özel farklı bir adam. Ama e, bu büyük kadar büyük başarılar tek başına olmaz. Yani bir yerler bir şeylerle olması hmm. Destek lazım. Destek mi? E şimdi tabii yani şimdi... Ee, şirket batmak üzere, ne yapacağını şaşırmışken telefon geliyor, NASA iş veriyor. Şimdi NASA'nın birine iş vermesi falan öyle kolay işler değil. Bu bütünsel başka arkada görünen, görünmeyen birçok kaynaklar vardır. Yoksa pek mümkün değildir yani. Çok büyük bir Bu güç. Elon Musk mı söyledi battığını? Böyle tabii bir tabii, tabi, videosu vardı. YouTube'da ben şeyi biliyorum. var. Tabii tabii, 30 milyon dolar param kaldı ne yapacağımı bilemiyorum. Kaç para? 30 milyonu kalmış tabii. Ee, milyon dolar milyon dolar. E, çok eski zamanda ha. tabii. ki. Ama mi şey mi? yapmayın. Orada biliyorsunuz hani Cem Yılmaz'ın esprisi var ya. Hani Rahmi Koç kalktı sabah uyandı 100 milyonum kalmış. Ne yapacağım diyerekten evet, hani evet. onun gibi bir şey. Yani adamı milyar doları varken öyle düşürürüz. kalınca. Evet. Şimdi bakarsanız <laughs> mesela e, geçen yılda 100 milyon dolar kaybetti yani 200 küsür milyar serveti evet, varken. Yukarıda, evet. Tabii 100 milyarı kaybetti ama adamda bir şey değişmedi yani. Evet. Önemli bir şey yani. Çocuklar dedin. Çocuklarla alakalı mesela bir şeyinizi görmüştüm videonuz. Çocuklarınızı şımartın diyorsunuz. Lütfen şımartın yani. Hatta ya hatta bizim bana neler e, yazdı. Bu hocam? çok maddi e, mi? Maddi, maddi mi bu? Maddi, maddi manevi konuda. Yani insan ne yapar? Sevdiği kişiyi şımartır yani. Hı -hı. Şımartmak demek ne demek yani? Şımartmaya çalışmazsınız ki. Onun mutlu olmasını istersiniz, iyi olmasını istersiniz, evet. huzurlu olmasını istersiniz, güzel yaşamasını istersiniz. İmkanınız varsa, istediği bir şey varsa yapmak istersiniz. Ona sürpriz yapmak istersiniz. İnsanlar neden sadece sevgililerine bunu yapmaya çalışıyor? Yani en önemlisi çocuklar değil midir esasında? Çocuğunuza da yapın. Biz zannediyoruz ki bu çocuk bunları verince şımaracak ve başka bir noktaya gidecek. Hayır. Dejeneri olur. Çocuklar esasında genç yaşlarda bir şeylere sahip olabildiklerini görürlerse içlerindeki o korkunç maddesel hırs azalır. Ve rahatlamaya başlarlar. Bu sefer başka şeye bakmaya başlarlar. Ama siz devamlı çocuğu kısıtlarsanız kısıtlarsanız istediği şeyleri alamazsanız içinde bir şey oluşur. Ve o hırs çok tehlikelidir da tutku arasında çok büyük fark vardır. Hırs bir şeydeki dışarıdaki bir olayı size ait olmayan bir şeyi sahip olmaya çalışmak demek. Bunun sonucunda yanlış yollarda gidersiniz. Yalan söylersiniz başka bir şey yaparsınız. Fakat tutku size ait olan bir şey. İçinizden çıkan müthiş bir enerji. O yüzden çocuklarımız insanlık çok ciddi materyalist bir havaya büründü. Neden? Çünkü devamlı bir kısıtlama, imkansızlık, çaresizlik hep materyalin çok önemli olduğu bir havayı doğuruyor. Halbuki çocuk belirli bir zaman sonra şey oluşabilir. Bakın enteresan bir şey. Ben oğlum ne istese şey yaptım. Ne mesela? Ne isterse. No limit yani. Ne imkanım varsa ne kadarıyla. No limit. No limit. Ne imkanım varsa kendi içimde. Tabii sonuçta ben rahmi koç değilim ama elimden ne geliyorsa. Yani fakat kritik bir Kaç şey var. Kaç yaşında hocam? Biraz madem Şimdi önemli. 19 yaşına geldi. Böyle 5-6 yaşları 7 yaşında filandı galiba. Yeni bir oyuncakçı durumu var. Hafta sonu oyuncakçıya gidip beraber ne isterse alıyoruz falan Bir gün dedim ki ona. Dedim oğlum yalnız paramız hiç kalmadı bitti dedim. Baba dedi kart var dedi. Kartta dedim hiç para yok. Böyle yüzünde şey değişti bir anda. Hiç alışık olmadığı bir şeyle karşılaştı. Dedim ama 100 lira var. İstersen bunda bir şey yapalım ama evet giderken bir şey almamız lazım dedi. Durdu durdu. Sen dedi bir daha ne zaman para kazanacaksın? Dedim bilmiyorum işte işe gidip geliyorum. O zaman dedi kazandığımızda alırız dedi. Yani aslında çocuk o anda kendi dünyası içerisinde o sorumluluğu alıyor. Almayacağım almayacağım deseniz çocuk hem üzülüyor hem kızıyor sinirleniyor. Anne geriliyor baba geriliyor. Gerek yok. Kıymet çocuk, mu peki? Kesinlikle bilirler. Çünkü bir şeyi saklarsanız değerli olmaya başlıyor. Mesela şu anda oruç başladı. Oruç ne esasında? Bir şeylerin artık yapamayacaksınız. Ne yapıyorsunuz burada? Kendi zihninizi eğitiyorsunuz. İrade ortaya çıkıyor. İrade çok önemli bir şeydir. Beyinsel bir kavram değildir. O yüzden oruç bu yüzden çok önemlidir. Oruç sadece hani fakirlerin durumunu anlayalım diye yapılan bir çalışma değildir yani. Çok faydalı. Sağlık açısından da çok faydalı, evet. dini açısından da faydalı. Ama irade en önemli bir konu. Bakın insanlarda irade yok. Yani yapmadan duramıyorlar. Yani sigara içmeden duramıyor, kahve içmeden duramıyor, yemek yemeden Allah duramıyor, gece yemek yemeden duramıyor, tatlı yemeden duramıyor. Yani devamlı böyle bir durum var. Halbuki irade eğer zihni yönetirse, tutku zihni yönetirse, sevgi ve sorumluluk zihni yönetirse düşünce yapınız değişir. Ama biz o Hadi yönde biraz ilerlemiyoruz. Açın, biraz açın değil mi demek yani şu düşünce yapısını değiştirme. Kesin. Dış etkenler var, hayatta Kesin. stres var, hayatta korku var, hayatta Kesin. bilinmezlik var daha sayarım onu sayarım. Tabii. Biz düşünce yapısını nasıl değiştireceğiz? Bakın bir de çok önemli. Hani bizim gençliğim zamanı gibi değil. Şu anda her şey çok ortada. Yani çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz. Bunların yüzünden hocam. Kesinlikle. Ve bilgilerin çoğunluğu dikkat çekebilmesi için sizler basındasınız sonuçta. Negatif olması gerekiyor. Yani siz şimdi negatif bir şey yaparsanız o bir reyting kalıyor takip ediliyor ve dikkat çekiyor. Tabii İnsanın yapısında bu var. E şimdi siz devamlı negatif haberler etraftan geliyor. Oradan kötü haber, buradan kötü haber. E etkilenmemesi çok zor. Ben canlı yaşıyorum o yüzden yazdım. Dedim ki acaba insan düşüncelerinde ve dış dünyadan özgürleşebilir mi? Hiçbir düşünce kötü değildir esasında. Düşünce kötü olabilmesi için zihniniz ondan etkilenecek, içselleştirecek ve sizi o yönde eleme geçirecek. Yani parasız kalabilirsiniz. Parasızlık kötü bir şey gibi gözüküyor ama değil esasında. Sadece bir düşüncedir. Fakat siz onu içselleştirirsiniz, düşünürsünüz. Onu alamıyorum, bunu yapamıyorum. Ahmet benden çok para kazanıyor. Ben ne yapacağım? Geçinemiyorum. O sizi başka bir noktaya doğru götürmeye başlar. O zaman kritik nokta esasında olaylarla Problem arasındaki farkı anlamak. Dışarıdaki bütün esaslı düşünceler ya da bir şekilde olan şeyler, olaylar bir olaydır. Problem olması lazım. Ne zaman olması lazım? İçselleşince. Hmm. Acaba ben düşüncemle ve dış dünyamla aramda bir boşluk bırakabilir miyim? Burası çok önemli. İkinci step nedir? Esasında düşünce duyguya dönmemesi lazım. Siz bir şey düşünmeye başladığınızda parasızım parasızım, yavaş yavaş üzülürsünüz. Vücudunuzda ona uygun kimyasal salgılar yayılmaya başlar ve oraya o yerleşmeye başlar. Bütün düşünce yapınız oradan gelişmeye başlar. Fakat karakteriniz de 20-30 gün sonra o hale gelmeye başlar. Artık e, sizin içinizde beyin bir perceptionla algıyla çalıştığı için. Parasızlık oluyor oturunca her baktığınız yerde parasızlığı görmeye başlarsınız. Hmm. Ve siz yavaş yavaş o ortamı ve o alanı yaratmaya başlarsınız. Algıda seçicilik kesinlikle. Kesinlikle. O yüzden çok tehlikeli. Şimdi hep uzak doğu felsefeleri bilirsiniz. Evet. O şolar, dalaylamalar, oralara dalmayacağım ama e, bu düşünce arasındaki boşluklardan bahseder. Evet. Aslında çok da imkanlı şeyler değildir bunun için meditasyon yapar insanlar falan Doğru. filan. Yani şunu anlat, şunu anlıyorum sizin anlattıklarınızdan. O boşluğu yakalarsan en azından o düşüncenin farkındalığıyla onu duyguya dönüştürmezsin diyorsun. Bravo. Bravo. Oldum lan ben. Kesin oldu. Gidelim ama kalkalım. Üstad bir şey söyleyeyim bilgide kalmasın. Yok Hayır çok güzel sordum. Soruyu Çünkü sordum. eğer o bilgi sahip olabilirsiniz. Entelektüel bir kültürünüz oluşmuş olabilir. Ama yaşamda uygulamayabilirsiniz. Yani e, bütün gün insanlar işte zararlı şeyler içiyorlar, yapıyorlar filan. Biliyor onun zararlı olduğunu ama ne yazık ki devam ediyor. Doğru. Niye Çünkü bilgi sahibiyim Adam profesör de olmuş olabilir. Neden? Çünkü o e, bilmek başka bir şey. Yaşamınızı alıp uygulamak başka şey. O yüzden yaşama uygulamanız lazım. Bakın enteresan bir şey söyleyeyim. İnsan acaba düşüncesini fark ederse ne olur dedik? Duyguya dönüşmez, içselleşmez ve anlarsınız. Anlarsanız ne yapacağınızı ve ne yapmayacağınızı bilirsiniz. Peki bu mümkün mü? Tabii ki mümkün. Ne yapacaksınız? Biraz farkındalık egzersizi yapacaksınız. Heh, yani eğer o egzersizleri yaparsanız zihniniz her şeyi alışkanlığa döndürmeyi sever. Yani üç gün sabah beşte kalkın. Dördüncü gün saat kurmanıza gerek yok. Doğru. O zaman ben ne yapmam lazım? Farkındalığı alışkanlıkla döndürmem lazım. Meditasyon alışkanlık için gerekli olan bir şey değildir. Meditasyonla bir anlamı yok buranın esasında. Kritik nokta gün içindeki farkındalığınız çok önemli. Ne yaparsınız o zaman? Su içiyorsunuz, yemek yiyorsunuz, oturuyorsunuz, böyle duruyorsunuz, çiçeğe bakıyorsunuz. Diyelim ki günde üç dört defa, çok değil. Hatta isterseniz telefonunuzu kurun saat çalsın iki saatte bir. Bir dakika ya şu çiçeğe bir bakayım hakikaten farkında olarak. Yediğim yemeği biraz farkında olarak yemeye çalışayım. Hmm. Özellikle şu anda bakın oruç şifreyi var. Akşamleyin insanlar çok acıkacaklar. Bir anda saldıracak sonra bütün beden sıkıntı. Desin ki ya bir dakikaya, Hani bu irade geliştirmeyecek miydi? Harika bir şey. O zaman ben bir üç dört lokmamı farkına vararak yemek istiyorum. Hem yemeğin lezzetini alayım. Hem bir tadına bakayım, Zaten hem vücudum ne hissediyor, oluyor ne oluyor bakayım. Yani yemeği aldığım zaman dudaklarımda ne hissettim, dilimde ne hissettim, tadı ne verdi, yutarken ne hissediyorum. Beyin ne yapıyor bu sefer? Müthiş bir farkındalığa geçiyor. Yaptığı eylemin, düşüncenizin farkındasınız. Fakat siz de beyninizin farkındasınız şu anda. Yani beyninizin ne düşündüğünün ve ne yaptığının farkındasınız. Fakat enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Zihin hep güvenlik arar. İnsan hep hmm. güvenlik arar. Ama farkında olduğunda beyin, ve siz de bunun farkında olduğunuzda otomatik güvende oluşur. Çünkü güven farkındalıkla ilgili bir şeydir. Şey mi ya? ben bu çiçeğe baktım, farkında baktım ve bunu egzersiz olarak yaptım. Kesinlikle. Bundan sonra bu beyin her o çiçeği gördüğünde o farkındalıkla o çiçeği görecek. Sadece çiçeği değil ama. Yani çiçek örneği. onu falan Çünkü bunu bir alışkanlığa döndürünce yani sabahleyin erken kalkmak gibi siz artık öyle olmaya başlayacaksınız. Şu anda farkında olmadan bir alışkanlığa sahibiz. Her şeyi farkında evet, olmadan yapıyoruz. Doğru. Evet evet. Yani tabii evet, sizler evet. televizyonda program yaptığınız için çok müthiş bir farkındalık ve dikkat içindesiniz. Evet. Ama yani. e, siz de her gün yapmaya başladınız. Yani dikkat dağılırsa, farkındalık giderse bu program belki sıkıntılı bir sürece girebilir. Atla. O yüzden mesela ne yaparsınız? Siz iyi olmadığınız için değil, farkındalığınızı ve dikkatinizi kaybettiğinizde Bravo. bir şey oluşabilir. Doğru. Peki niye kaybedersiniz? Buraya gelen konuk sizin de yaşantınızdaki, yaşamış olduğunuz herhangi bir problemle, olayla ilgili konuşmaya başlarsa... Siz oradan koparsınız profesyonelliğinizden. Yavaş yavaş onunla özdeşleşirsiniz. Özdeşleşince dikkat kaybolur, farkındalık kaybolur ve hata yapabilirsiniz. Hmm. O yüzden çok kritik ve önemli bir şey burası. Oluyor, oluyor. Olmuyor mu? Kesinlikle. Oluyor. Bir şeyle özdeşleşiyoruz, ağlayabiliyoruz, sinirlenebiliyoruz. Ya duygular çıkıyor ortaya Aynen. yani böyle dimdikte durmuyoruz biz Kesinlikle. burada tabii yani. Tabii değil i̇şte miyiz yani. yani? İnsanız <laughs> tabii ki. Ama de. ya belki yaşımızın her anı yapamayabilirsiniz. Ama bunu devam ettirdikçe Zaten hep öyle yaşamaya başlayacaksınız. Bu çiçekten örnek verdi de mesela hani işte o zararlı alışkanlığı, el tiryakiliği evet. o mesela nasıl kendini tedavi edebiliyor hocam? Kesinlikle. Bakın şimdi şöyle bir şey var. Bir insan zararlı bir alışkanlığı bırakmaya çalışırsa çok ciddi strese girer çok büyük problem yaşar. Hmm. Yoksun. Yani e, evet, bir de şey var. İçiyorsunuz, içmek istemiyorsunuz. Çok kötü bir şey bu. Var öyle arkadaşlar. Ve çatışma var, yaşarsınız içerisinde böyle yani. En sonunda bu kazanır. Çünkü bu alışkanlığında olan bir şey. Bir de zihinde bu bir keyifse, başka bir şeyse bir de ta taşlanıyor. Fakat insan acaba hayır diyeceğini, itiraz edeceğini şu anda yaptığı o zararlı eylemi gerçekten farkında olarak yapması lazım. Ne demek o? Yani telefonu bir kapatsın bir süre, etrafta konuşmayı bir bıraksın. Kendisini o zehirleyen ürünle Devam etsin bakalım bir. Yani biraz devam ederse birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yavaş yavaş onu fark etmeye başlar. O farkındalık doyma hissi de verir aynı zamanda. Yani siz mesela farkında olarak yemek yerseniz tabağı bitirmeniz çok zor olur. Farkında olarak su içerseniz günde üç litre su içemezsiniz artık. Fakat farkında olarak da o zehirli şeyi içmeye başlarsanız durmaya başlarsınız. Durmaya başladıkça artık keyif de vermemeye başlar ve bitmeye başlar o bu arada. Peki genelde hani bir kandırmadan bahsediyor. Demet Harika soru sordu. Onun yerine bir şey koy. Fındık, evet. fıstık koy. Mesela. Bunu bu kandırmaca mı? Ee, çok Bu zor. sefer ona mı bağımlı çok olacağım? Çok zor. Yani bunu çok bilmiyorum, bilmiyorum burada söyleyebiliyor mu bilmiyorum ama birinde duman egzersizi olduğu için duman İbbi. E sağ ol. zararlı herkes evet. biliyor. Tütün yani, aynen. Ve türekleri. yani Üf, yapmak e, başka bir keyif durumu var. Yani siz mesela nikotini alabilirsiniz, takabilirsiniz. O işi bırakamazsınız. Olay nikotin değil çünkü. Olay bu yani. Bu çok zor bir şey. Çünkü huf, yaptıkça esas farkında değilsiniz ama o dertlerin tasalarını da yüklemiş oluyor orada. Allah Allah. Tabii tabii. Çok etkili bir şey. Dışa vurum gibi bir şey Dışa yani. Tabii. yani Mesela bir nefes çalıştırdığımızda da aynı şeyi yapıyoruz sonuçta. Evet. Yani dertli olan arkadaşlarımla Kesin. ben bırakın içsin diyorum zaten. Evet. Yani öyle bir noktası var. Oradaki kritik şey tabii yani içindeki şeyden çok yaşatmış olduğu hisler ve duygular. O yüzden başka bir şey yediğinde, yaptığında o tam şeyi vermeyebilir ama nefes çalışabilir. Birebir derece etkili olur nefes yani. Nefes... Her... Nefes çok önemli çünkü. Ha, onu soracağım. Yani Öyle. özellikle mesela şimdi oruçtan kardeşlerime de söyleyeyim. Çünkü ben de aynı zamanda su yaptırıyorum. Yedi günlük hiçbir şey yemiyorlar bizde. Yedi gün boyunca sadece su içiyorlar. Neden ee, yaptırıyorsunuz bunu? Çok birçok nedeni var tabii ki. Bizimki dini bir şey değil sonuçta öğretiyle ilgili bir şey değil Metons ama... gibi bir şey mi? detoks'tan farklılığı var. Çünkü detoks'ta bir şeyler kullanıyorsunuz. Tamam. Bunun Sen de hiçbir şey kullanmıyorsun. Sadece su kullanıyorsunuz. Peki efendim o da çok az. Fazla olmaması kaydıyla. Şey şimdi şöyle bir şey var. Mesela şu anda acıkmaya başladı kardeşlerim. Niye acıkıyorlar esasında? Alışkanlıklarından dolayı acıkıyorlar. Şu anda karında bir açlık yok esasında. Öğlen saati oluyor. Öğlen saatte yemek yiyordu. Bir şekilde açlık geliyor beyin alışkanlığının devamını istiyor şu an. Sinyal geldi yani. Tabii. Yoksa acıklığı için değil. Yoksa her insan her öğlen acıkır mı yani öyle bir şey olmadı. Her sabah acık, her öğlen acık, her akşam acık. Ya da belirli saatlerde işte ne bileyim kahve içiyor, çay içiyor, bir şey içiyor. O saati gelince beyin diyor ki nerede benim şeyim? Beyin bunu bir kayıp gibi görüyor. Ve bir düşünce oluşturuyor otomatik olarak da. Esasında biraz nefes çalışsa orada. 2-3 dakika sadece nefesine konsantre olsa nefes aldığı zaman ne olur? Düşünce gider. Düşünce gittiği zaman onu kimyasallara oluşamaz ya da gidemez zaten hiçbir yere. Hmm. Düşünce zihinde bir sessizlik yaratır ve gitmeye başlar. Düşünce gittikçe ve gittikçe oradan kopar. Yarım saat sonra bir daha geldi. Yemek yesem iyi olurdu ama şimdi niyetliyim. Birazcık daha nefes çalış bakın gidecek. Ve hiç açlık hissetmeyecek. Çünkü tamamıyla düşüncesel bir olay bu. Yani her, bugün şu anda hemen deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani yayındakiler. Lütfen mesela bir derin bir nefes alın. Harika bir şey. Güzel. Bedava. Derin bir nefes <laughs> daha alın şimdi ve bir şey düşünmeye çalışın. Bakın düşünemeyeceksiniz. Büyük bir çaba sarf etmeniz lazım. Yani düşünemezsiniz bir şey. Yok. O yüzden mesela biri korktuğunda, heyecanlandığında Ama ben normalde, nefes alın deriz. biz normalde hiçbirimiz nefes alırken zaten nefes almayı düşünmüyoruz. Kesinlikle. Şimdi sen nefes almayı düşün diyorsun hocam. Evet. Ki başka bir şey gelmesin aklına. Gelemez zaten nefes alıyorsunuz artık. Ama normalde de nefes alıyorum ama aklım, düşünüyorum Yok, da. Yok o parasympatik sinir sisteminizle beraber otomatik oluşan beyler. Evet otomasyon. Siz ilk defa dikkat ve farkındalık içerisinde bir nefes alıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Dikkat ve farkındalık için almış olduğunuz nefeste zihninizden özgürleşiyorsunuz esasında. Hmm. Zihin yönetilme ihtiyacı var. Zihin bizi yönettiği sürece çok ciddi problemler oluşuyor. Zamanında ben hipnoz seanslarına katıldım. Demet'ten aktarmıştım evet. diye hatırlıyorum. <laughs> ve çok kısa anlatacağım. Çok çok kısa. Ee, bilinç altı ve bilinç üstü. Hani derler ya biz daha yüzde beş, yüzde doksan aşağıda duruyor falan. Aynen. Ve bana şunu söylediler. Yüzde doksan yaşında. Kaldı. Yani senin CES 5 yaşında neyse o orada duruyor. Evet biz şu anda bilinçliyiz. Farkında hareketler yapmaya çalışıyoruz ama aslında o beş yaşındaki çocuk seni kontrol ediyor. Onu kandır. Yani beynini kandır çocuğu kandır. Bir çocukla Hira ile, hayır Hira büyüdü, gerçi bizimkiler de büyüdü ama 5 yaşındaki haliyle nasıl konuşuyorsan, kendinle de o şekilde konuşursan bir zaman sonra o çocuğu ikna ettiğin için bilinçli e, bilincine işleyecek bu derlerdi. Yanlış mı? Üstadım, Doğru tabii, mu? Büyük ihtimalle bilimsel bir şey vardır belki de. Ben yanlış bir şey söylemek istemem ama Peki. benim baktığım bir açı var Üstad. Kendinizle çatışmamanız lazım. Yani 5 yaşındaki haliniz, şimdiki haliniz. Bakın buradan iki tane çıkıyor. 2 tane C çıkınca içinize çatışma boğar. Kendinizi değiştirmeye çalışırsınız. Orada bir otorite doğar. Baskı yapmaya çalışırsınız. Niye değişemiyorum? Değişen bir adam bulayım. Beni hipnoz etsin, değiştirsin. Bilinçaltımı temizlesin. Bunlar e, çocukça oyunlara dönüşür. Kritik nokta esasında farkındalıktır. Ne demek esasında? Ben şu anda kendimi hissetmiyorum. Negatif bir haldeyim. Evet. Ne yapar insanlar? Pozitif olmaya çalışırlar. Çok büyük hatadır. Çatışma doğar bende içimde. Ben diyorum ki her insan gibi negatifim şu anda. Ama ben negatifliğimin farkına varmak istiyorum. Şu anda ben farkındayım. Peki ben şu anda negatifsem ne yapmam? Neden negatif olduğumu mu? Önemli ama. değil. Hayır. Ha, o Sakın bileyim. ha. Nedene giderseniz <laughs> suçlayacak birini bulmaya çalışır beyin. Peki. İşte annemden dolayı, geçmişten dolayı, oradan dolayı, buradan dolayı bu sefer gereksiz şeylerle ilgilenirsiniz. İnsan negatifse en çok kimi suçlar? Aileyi ya da işi. Çünkü 8 saat evdesin, 8 saat iştesin. Doğru. Beyin devamlı onu görüyor. Kimi suçlayacak ki yani? Alıyorsun. O zaman topu diyecek ki eşim kötü olduğu için ben böyle negatifim. Eşimi değiştirirsem hayatım değişecek. Alakası yok. Yani bunda bunun hiçbir alakası yok. Beyin bir neden bulmaya çalışıyor. O tuzağa düşmememiz lazım. Sadece negatif. Beyin diyor ki eşimden dolayı. Al bir nefes ver boş ver hiç önemli değil. Negatifliği değiştirmeye çalışma. Sadece farkında ol. Tam olarak farkında olsa ne olur? Karar almazsınız. Yanlış bir eylemde bulunmazsınız. Peki tam olarak negatifliğin farkındaysanız ve dikkat halindeyseniz ne olur? Transform olur. Çünkü hiçbir şey sabit değildir ve devam edemez. En büyük problem kendi içinizde çatışmanızdır. Bakın insanlar kendileriyle çatışıyorlar. Sonra çıkıp dışarıda çatışıyorlar. Hakikaten inanılmaz bir negatif toplum oluşturmuş vaziyetteyiz. Ve bunun da nedenlerini ekonomik krizlere şuraya buraya bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki hayat çok zor. Ama hayatı zorlaştıran biziz esasında. Yani ve biz o negatiften beslenmeye başladık şu anda. Özellikle sosyal medya iyice negatifleşti. Yani herkes birbirine bir şeyler söylerse bir noktada bir şey olacağını zannediyorlar. Daha da kötüye gidiyor. Olmuyor da evet. Yok, daha da kötüye. Trafikte gidiyor. de aynı şey geçerli hocam. Çok. Yani bu kadar yani bizim toplumumuz böyle bir toplum değil. Bence hemen kendi özümüze dönüp kendimizi fark etmemiz lazım. Yani bu kadar misafirperver, bu kadar iyi niyetli, bu kadar yardımsever bir toplumun. ...birbirine bence çok daha saygılı olması gerektiren bir yapıya geçmemiz lazım. Bir tane haber var. Bu haberi tabii. de verelim arzusundayız. Tabii. E, yürüyüşünü beğenmeyince bakın ne yaptı? Bakalım hocamız ne diyecek? Nevet ne diyecek? Bir izleyelim. Ne diyorsunuz hocam? Hani e, gözünün üstünde kaş var misali bir şey bu. Kesin öyle. Ya Burada tabii demin konuşmuş olduğumuz gibi... ...insanlar çok negatif bir ortamda... ...negatif düşünce yapısından beslendiği için... ...ne yazık ki duyguların esiri oluyorlar. E, ben şöyle görüyorum yaşamı. Bir kişi kendini kaybettiği sebep duyguların esiri olduysa onu tabii ki cezalandırabiliriz bir şeyler yapabiliriz kanunen bunlar yasak bir şeyler fakat biz bu insanları eğitmemiz lazım yani bu insanların duygularının esiri olmamaları yönünde farkındalık yönünde eğitimler vermemiz lazım yoksa bu insanlara ceza verdiğimizde çıktıklarında daha da beter hale geliniyor olaylar ve yaşam içerisinde biraz yargılama insanlara böyle bir yargı içerisinde olaylara bakmak bence çok tehlikeli. Şimdi bakın mesela biz bunları eleştiriyoruz sonra gidiyoruz evde çocuklarımızı devamlı yargılıyoruz. Onlara devamlı acı çektiriyoruz. Sonra gidiyoruz diyoruz ki eşimize yargı veriyoruz. Ona bir şekilde negatif yaklaşıyoruz. Bence önce bir aile yapısı içerisinde buna bakmak lazım. Yani annemiz ve babamıza, çevremize, ortama karşı nasıl acaba davranıyoruz? Kendimizden yani biz başlayacak. Kesinlikle. Sonra kendimize bakalım mesela. Kendimizi acayip yargılıyoruz. Yani ciddi derecede kendimize kızıyoruz. Negatif bakıyoruz. Yani Bence bu duyguların bir enteresan bir noktası oluşmaya başlamış vaziyette. Biz çok dışarıdan besleniyoruz yani ve yanlış noktaya gidiyor. İnsanlar kötü değildir. Yani insanlar e, dış ortam ve çevrelerin etkisine girdikleri zaman kendilerini kaybederler. O zaman da kötüymüş gibi gözükürler. Bizim yeniden insanları kazanmamız lazım. Toplum çok hızlı değişir eğer doğru bir bakış açısı verirseniz. Ama topluma yanlış bakış açısı verirseniz toplum hızlı değişebilir. Bir kere önce bir hakikaten dizilerimize, her şeyimize, televizyonlarımıza bakmamızda fayda var yani. Hmm. Yani ya mutluluktur, zenginliktir aslında veya hani bize haz veren her şey e, toplum sıralamasında nerede olduğumuzla ilgili bir şey değil mi? Kesinlikle. Yani biz bir başkasına bakıp kendimizin nerede olduğuna bakıp Kesinlikle. mutlu olup olmuyoruz. Bu benden daha iyi Kesinlikle. kazanıyorsa, yani ben zengin olabilirim ama benden daha zenginin yanında ben mutsuz da olabilirim tabii yani. Tabii ki. Yüzde yüz. Yani vardır ya böyle hani milyarlar milyarderle milyoneri tabii. ayıran. Aynen. Yani adamın yatı var ama ötekinin yüzen AVM'si var. Aynen öyle. <laughs> Hatta oteli var yani. şey. Tabii, şey tabii. Ama benim otel. mutsuz onun yanında yani. Ya burada çok e, kritik bir e, nokta var esasında. Yani... E, bu e, beslendiğimiz yere bakmamız lazım. Bir de mesela şöyle bir şey var. Mesela Amerika'ya bakıyorsunuz. Örnek verecek bir toplum olmayabilir. Ama Amerika çok basit normal insanları bile star koruyorlar. Bakın ülkemizde star kalmadı. Biz kimseyi korumuyoruz. Biz yani nerede zengin varsa, nerede başarılı varsa, nerede bir şey varsa, nerede bir... Şey, hep bir kötüleme durumu var. Yani da E, Tabii ki var. E, ne güzel. E, star yani. O Koyuyoruz yüzden zaten işte. burada. Penkid yok. Doğru söylüyor ama. Ama hocam. ne kadar saldırıyor. Evet, bir evet. Bakın bakalım bir yani. Şimdi hani mesela Kardashian gibi bir grup var mesela. Hiçbir özelliği olmayan bir grup. Hani koca Amerika bunu bile tutuyor elinde ve starlığını devam ettiriyor. Şimdi düşünelim mesela Kardashianlar bizim ülkemize gelseydi iki yıl içinde ne olurdu? Arjandan olurdu. <laughs> <laughs> ne olurdu? Arjandan yani. olurdu. Evet yani çok enteresan. Yani şimdi ülkenin starları yermiş. olmayınca yani zenginliğe karşı bu kadar kötü bakmaya başladığımızda, kıskançça bakmaya başladığımızda, onun olduysa ben de şey yapayım dediğinizde bu iş o zaman fakirlik edebiyatına dönüşüyor ve bütün toplum başka bir noktaya gidiyor. Yani bizim bence yeniden bakmamız lazım. Yani starlarımıza sahip çıkmamız lazım. Yani mesela bakın şimdi geçmiş zamanlar içerisinde yani Türkiye'nin hakikaten müthiş sanatçılarından bir tanesi mesela Zeki Müren. Harika bir sanatçı ve bu toplum hakikaten kendi zevkleriyle yaşam tarzına rağmen sahiplenmiş bir toplumdu. Şu anda öyle değil biz hemen her şeyi yargılan bir hale geçiyoruz. Çok çatışmacı ve kavgacı olduk. Bu otomatik olarak toplumun her yerine yansıyor. O yüzden birazcık bir geri çekilip şöyle biz gerçekten nasıl bir toplumduk diye bakmamızda bence çok iyi de var. Yani toplumsal bir negatiflik var ve oradan da besleniyoruz. Gözlemle ilgili söylemleriniz var. Evet. Hatta sen bugün paylaşmışsın instagramında. Hani ne bileyim bir restorana evet, giriyorsun. Evet, evet. Ee, birileri kesin. Yani sen daha yer aramaya başlamadan bir bekle ya. Kesin. Nasıl olsa biri sana gelip yol gösterecek diyorsun ve bunu da gözleme bağlıyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi ben anlatmış gibi oldum ama gözlemi anlatın lütfen, lütfen. Örneği tabii, verdim ben. E, anlaşılsın diye böyle günlük egzersizden veriyoruz ama gözlemlemek esasında biraz önce farkındalıktan bahsederken önce ne yapıyorsunuz? Gözlemliyorsunuz o gözlemleme bir farkındalığı oluşturuyor. O farkındalığı sizin bilinçli bir yapınızı oluşturuyor esasında. Yani çok net biçimde. Yani bir şeye farkında olabilmeniz için önce bir gözlemlemeniz lazım. Fakat Canlı Yaşa diyor ki kitapta acaba kim gözlemliyor diyor. Mesela şu anda bir bak bakalım diyor. Gözlemlediğin kişiye kendine baktığın zaman eğer kendin çok negatif, kötü, çatışmacıysan gördüğün şeyde kesin öyle bir şey olacak. O zaman diyorum ki ben Dur şimdi bak bir şeyi fark ettin. Demek ki dışarıyı da öyle göreceksin. Yaşamı da öyle göreceksin. Mesela ben iş adamlara danışmanlık veriyorum. Diyorum ki lütfen işe gitmeden önce bir bakın kendinize. Şu anda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Abi de çok kötü hissediyorum. Hocam diyorum bir dakika dur o zaman. Şu anda uygun vaziyette değilsin. Bu halde ofise gidersen devamlı kötü şeyler arayacaksın. Ve kötülüğü devam ettireceksin. Yetkin de olduğu için, sorumluluğun da olduğu için o kadar kötüye gidecek. O yüzden kritik nokta insanın kendini ötebilmesi, düşüncelerinde, duygularını müthiş bir gözlemciden doğan farkındalıktır esasında. Yani ve bu gözlemci e, yorumsuz bir tespitte olması lazım. Yani ben niye negatifim, olmamalıyım, odur budur yok. Bir şeyi fark ettiniz, gördünüz artık onun farkındasınız. Bir tehlike yok orada. Değiştirmeye çalışmanıza da gerek yok. Çünkü değiştirmeye çalışırsanız yanlış yola gider. Mesela bazı insanlar şunu yaparlar güzel bir müzik dinlerler, güzel bir şey yaparlar ki oradan çıkayım diyekten. Fakat sizin dediğiniz gibi o içeride çalışmaya devam eder bilinçaltında beraber. Hmm. Ufacık bir şey olunca abi çok iyi gelmiştim bugün ofise ya. Bak görüyor musun? <laughs> abi, kadar iyi böyle oldu ya abi. Halbuki sen zaten patlayacak bombasın da son dakikada oluş, oluşmaya başlıyor. O yüzden esasında gözlemcilik müthiş bir farkındalığı. Farkındalık bilinçli halimizi doğuruyor. Ve insana yakışan şey budur zaten. Bilinçli yaşamasıdır yani. Yoksa insan değiliz ki. Yani yani çok yanlış bir nokta yani. O yüzden bence bununla ilgili çok fazlasıyla insanların çalışması lazım. Bu bir kişisel gelişim değildir. Kişisel gelişim zamanla ilgili bir süreçtir. Bu şimdi şu anda yapmanız gereken çok önemli bir sorumluluktur. Var ya, mı şimdiden... hocam egzersiz? Var. Verebilir miyiz bir Su ikari? için? Her zaman söylüyorum. Su içiyorsunuz her gün, çay içiyorsunuz. Evet. Lütfen farkında olarak için. Bakın, yani o kadar güzel anlattım ki esasında videorumda da. Bakın çay, çay bardağında herkes çoğunlukla içerler. Şimdi çay bardağına baktığın zaman böyle bir bakarsın. Ah sıcak. Sıcak olduğu için bırakan var mı çayı? Hayır. Hayır. Herkes sıcak içmeye devam eder. Fakat dokunursun sıcak olduğunu anlarsın. Ağzına götürürken o farklılık sende vardır artık. Üflersin böyle ya hafif hocam. yavaş yavaş alırsın. Yavaşça koyarsın. Bak eylem devam ediyor sıcak olmasına rağmen ve ağzın yanmıyor. Yani farkındalık içindeki yaşamak esasında bu demek. Yani Mesela insanlar... Kapalı içsem yanacağım. Yok. Fincana Yok, koyarsan porselen bir fincana. Evet. Sıcak olup olmadığını anlamayacaksın. Bilek götüreceksin hangisi? ve yanacak ağzın esasında. Su için güzel bir örneğiz var. Sizden Su duyuyorum. içiyorsun mesela. Şuradan hissediyorum muhabbet. O... Tabii ki mesela her gün insanlar su içerler. Şimdi tabii Ramazan'da insanlara şey yapmayayım ama su içerken ne yaparsın? Bir farkına varın. Yutarken, giderken, gelirken bir farkına var. Şimdi Şuradan inerken, geçiyor, yol. Tabii buraya geliyor. Bir de sana ne hissettiriyor? Özellikle yediğiniz yemekler. Bakın 2-3 lükmayı böyle yaparsanız o besinin vücuda vermiş olduğu reaksiyonları anlarsınız. Belki besinin vücut istemiyor olabilir, bozuk olabilir, başka bir şey olabilir. Bu bence çok önemli bir şey. Yani e, o yüzden burayı çok dikkatle bakalım. Bakın enteresan bir şey söyleyeyim. Ramazan'da ister zengin olun ister fakir olun herkes ne yapar? Neyi var neyi yoksa masaya koyar. Tabii. Tabii. E, bunun anlamı hepsini yiyelim aç olduğumuz için değil ki. Gözüm Esasında gözümüz doysun bak orada duruyor. Bakayım irademle ben bunu yapabilir miyim? tadına bakıyorum. Farkında olarak yiyorum. Hissediyorum kendimi. O lezzeti algılıyorum ve anlıyorum. Ama ben şimdi hızlı hızlı yersem ne tadını anlıyorum ne bir şeyini hmm. anlıyorum. Sonra diyorum ki ay çok yedim bitti öldüm. Yani ha. buna bir örnek mesela bazı insan dün akşam ne yedin Demet? O bilir. Boğa çünkü. Akşam yemedim. Özeldi tabii. Yani öğlen tombalayı yemiştim. Tamam. Ya, hat, ben hatırlamam. hatırlamıyorum. Akşam. Ne güzel. Neyse güzel, 12 güzel. Güzel mi O hocam? farkında işte. Tamam, tamam. Hatırlamıyorum, hatırlamıyorum ee, abi ne yedim? Canlı yaşanın bir güzelliği var. Bu egzersize devam ettiğiniz zaman zaten hatırlamanızı istemiyor. Yani Aa ben farkındalığı yanlış anladım. O Bilmiyorum. farkında yemiş işte kızacağız. Biliyor Bilmiyorum. ne yediğini ben hatırlayamıyorum bile. Bakın enteresan güzel bir şey daha var. Bence Bilmiyorum. sizin o gençliğiniz de oradan geliyor. Siz geçmişteki <laughs> kötü şeyleri de hatırlamıyorsunuz esas. Hiç travma hatırlamam. kesinlikle. Canlı yaşanın amacı osa. Ama yaşarım, hatırlamam. Yani mı yaşarım? <laughs> yo bilirsiniz artık. Ama onun duygusal sizde yaratmış olduğu acılardan özgürleşmişsinizdir. Yani devam ettirmiyorsunuzdur. Bakın bir problemle karşılaştınız. Bir problem yaşıyorsunuz şu anda. Tam farkında olarak yaşarsanız o problem devamlılığını durdurur. Yani siz esasında bir arkadaşınızla kavga ettiniz, eşinizle kavga ettiniz. Üzüntü yaşıyorsunuz ama onu devam ettiriyorsunuz. Hı -hı. Yani hem kendi içinizde hem de karşılaştığınız her anda. Hı -hı. Fakat kritik noktada esasında bir problemi yaşadınız şu anda burada. Farkında olarak yaşamaya devam ederseniz devam etmeyecek. Neden? Çünkü tam anlamıyla yaşamış olacaksınız ve bileceksiniz orada. Fakat biz devam ettiriyoruz. Çünkü yarım yamalak yaşıyoruz problemlerimizi. Yani tam farkında olarak orada değiliz. Tam farkında olduğunuzda problem bitmeye başladı gibi başka bir şey çıkar. O farkındalık o kişinin o eylemi niye yaptığını ortaya çıkarır. Mesela deminki eylem çok kötü bir eylem. Tavsiye etmiyorum. Ama ben o adamın da hangi ruh halinde olduğunu merak ediyorum. Hepimiz biliyoruz esasında. O da hep çocukluk travmalarımıza bağlıyoruz yok, hocam. Yok, yani. Bizim kendi yok. annemizin babamızın da çok bir kaç O bir, kaçış, şeyi, o bir kaçış esasında. Mi? Yani. Yani Tabii. Peki şey o iyi bir metot mu? Holo, hologramını yaratmak zihinde. Yani e, Çok. Anladınız ama anlatayım ben. E, diyelim trafikte birine bozuldum. Görüyoruz. Yani tamam koca adamlar olduk artık. Gidip de şey şiddet middet falan yok. Ben onu kafamda dövsem? <laughs> Evet evet çok sebebi söylüyorum. Ama fiziksel <laughs> olarak hiçbir şey yapmasam ben tam anlaşılır şekilde söylüyorum. Tabii aynı şeyi Holo yaşardım. Hologramla ben. Ha? Aynı şeyi o, beyin Evet abi. Onu şey, he, tamam güzel. güzel. O <laughs> aynı şeyi yazmakla da alakalı hocam. Birine Tabii. böyle kötü bir şeyler Ama böyle. istersen bu kadar güzel zihninizi daha güzel yani şeyler için Herkes evet. diye söylüyorum yani. Bunu evet. Dönmek niyetinde yazarsın, değil. Yazarsın yazarsın ya mesela. Ben Twitter'da çok yapıyorum hocam. Birine sallıyorum sallıyorum sallıyorum. O an nefretim gitti. Hop siliyorum. İyi bir şey mi <laughs> yapıyorum acaba? Onun gibi bir şey yani. Sen evet. kafanda dövmüşsün. Yani de ya artık işte şey Artık. Yani yazıyorsunuz hemen göndermeyebiliyorsunuz. Bence biz, o da güzel bir özellik oldu. Hani yazın. Yani taslakta bile tutmuyorum hocam. Direkt <laughs> siliyorum. Yani taşımamanız çok önemli ama. E, i̇ki tane taşıma var yalnız. Bir tanesi bilgisel bir taşıma var. Bir tanesi duygusal bir taşıma var. Bizim iki hmm. tane hafızamız var. Bizim sıkıntımız duygusal hafızalarla ilgili. Yani ben şimdi 50 yaşındayım. Birçok olaylar yaşadım. Size sayabileceğim maksimum 8-10 tane bulur. Onlar da duygusal müthiş sevinçlerim ya da müthiş acılarımdır yani. Duygusal hafıza çok tehlikeli. Akşam ne yediğimizi bilmemiz lazım. O tabii ki bir hafıza kaybı neden olur. Ama şimdi ben 3 yıl önce birisiyle kavga etmişim, üzülmüşüm. O duygusal hafızayı taşıyorsam eğer o devamlılık teşkil eder yalnız. Hmm. O kişiyle ilgili değil. Beyin çünkü bakın şöyle bir şey var. Şimdi mesela benim tipim bir acayip. Bir de gözlük kullanıyorum falan. Şimdi bana bakıyor ilk defa tanıyan bir <laughs> <Yok> insan. <be. gülüyor> diyor ki kim bu acayip diyor ya. Şimdi beyin ne yapıyor? Bir searching yapıyor. Hani bir arama yapıyor. Birine benzetmesi lazım. O benzettiği kişi diyelim ki Ahmet. O da benim tarzımda bir adam böyle. Eğer Ahmet'i seviyorsa beni sevmeye başlıyor. Beynin böyle bir yapısı var güvenlik arayışında. Siz orada duygusal bir şey yaşadığınızda, bir problem yaşadığınızda beyin kendini korumak için bir sonraki steplerde ön yargıyla yaklaşıyor. Yani o yüzden ön yargısal bir yapınız karakterinizi oluşturmaya başlıyor. Yani hem içsel bir acı yaşıyorsunuz Sağlık problemine ne kadar götürebilir sizi o? Hem de yaşamınızı ön yargılarla oluşturuyorsunuz. O yüzden duygusal açıdan arınmanız için o duyguyu orada tam farkında olarak yaşamanız lazım. Diyelim ki orada bunu yapamadınız. Demin kardeşim yapmış olduğu gibi gün bitti ama siz içinizde rahatsız ettiğini biliyorsunuz. Oturun o olayı zihninizde gözünüzü kapatın birebir yaşamaya devam edin. Sizi her rahatsız ettiğinde bir nefes alıp verin devam edin. O olayı anlamaya çalışın, neden yaptığını anlamaya çalışın, sizin ne yaşadığınızı anlamaya çalışın. Bakın tam anladığınızda o olayı. Artık orada duygu yok çünkü. Her sizi rahatsız ettiğinde nefes alıp veriyorsunuz. Onu tam anladığınızda müthiş bir anlayış çıkacak. O anlayış sevgiyi devam ettirir ve düşmanlığı bitirir. Tamam. Hmm. Buradaki sevgi nasıl yorumluyorsunuz? Cansız mankene aşık oldu haberi. <laughs> İstanbul'da yorum yapılmaz yani ne diyelim buna şimdi yazık adamcağız. Biz her gün burada Dağ... zorluk yapıyoruz ama. Vallahi <laughs> işimiz <demiş> çok zor. <laughs> rahatsız i̇lk rahatsız önce, bir adam. İlk önce sevgiyle yaklaşıyor dediniz evet, götürene mi? kadar hocam ama. şeyler çok yani ben şimdi baktığım zaman tabii biraz herhalde bir sıkıntısı var ruhsal olarak da. Yani bu çok enteresan bir şey. Ya sevgi açlığı nerede ne yaptığını belli etmeyebilir yani çok fark eder. Öyle mi? Ha, sevgi açlığı diyorsunuz. Tabii yani. E zaten burada bakarsanız esasında böyle. cinsel bir yaklaşım yok esasında. Sevgi açlığı var yani. Öyle bir şey olsa yayınlamazız. Şöyle ki zaten ee, dükkanın sahibi de bunu böyle anlayışla karşılıyor. Sevgili Suç de. duyurusu yok yani. Çünkü tabii bu sıkıntılı bir süreç. Bu psikolojik bir problem yani. Bir psikoloğun görmesi lazım bunu. Bizim konuşabileceğimiz konunun çok ötesinde. Bu büyük ihtimalle şimdi evde onunla konuşuyordur da. Yani ciddi bir sıkıntı yani. Konuşuyordur da. Tabii tabii. Yani burada bir sıkıntı var. Olabilir. Belki de akıl sağlığı da olmayabilir yani biraz hafıza kaybı akıl sağlığı her şeyi kaybetmiş olabilir yani olabilir Tabii alt evet, metni tabii. bilmiyoruz kişileri tanımıyoruz yani kişi ya ben bir kişi var. Hep şöyle <laughs> bakmaya çalışıyorum tabi biz hemen şey yapıyoruz ama <laughs> e, şimdi adamcağının bir ruh halini bilmiyoruz şu anda ne, tabii, şu, tabii. Hafızası nedir bilgileri nerede ne oluyor belki hafızası yerinde değil başka bir şey görüyor. Ben e, mümkün olduğunca olayları bütünsel anlarsak oradan müthiş bir anlayış doğar. o anlayış o kişiye bakışımızı değiştirir. Şimdi biz bunu böyle görmezsek adamı belki birazdan orada delikanlı çökerler, dövecekler, mövecekler. Evet. Belki adamı hapse sokacaklar. Yani bence biraz anlayış ihtiyacımız var. Gerçekten söylüyorum yani. Buna biraz özellikle var. trafikte hocam. Her yerde gerçekten öyle yani. Türk kadını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yani çok genel bir soru farkındayım ama ortalama bildiğimiz Türk hanımefendisine, ev hanımlarını özellikle ya şimdi nasıl çok değerlendiriyorsunuz? Şimdi çok kültürel değişiklikler oluştuğu için yani... Anadolu'da köydeki bir kadınımız var, şehirdeki bir kadınımız var, çalışan bir kadınımız var çalışma. Yani farklı karakterler ve yapılar olduğu için bir tane bir kalaba sokmak e, yanlış olabilir. Ben e, kadın erkekten çok bütün esasında yapının bir bütün olduğunu düşünüyorum. Erkek de insan da. insan hakkı gözlemlemek lazım. Her toplum kendi çevresi içinde yaşam koşullarında farklı karakterler, yapılar geliştiriyorlar. Dün ben Şile'de bir eğitimim vardı çıkışta hatta şimdi da koydum. Orada çok güzel ekmek yapan bir teyzemiz var. Bir de yaşlı bir annesi var onun. O da ekmek yapıyorlar. E şimdi o kadar şeker bir kadın ki yani storyde duruyor hatta şimdi. Yani sarıldık marıldık ekmek mi aldık yani müthiş bir sevgi paylaşımı mı oldu? Yani müthiş bir kadın şimdi o. Yani onu şimdi ee, bu bir Türk kadınıdır diyemem ama Nişantaşı'na gidersen başka bir Türk kadını. Genellikle yapamaz başka... diyorsun. Genellikle biraz sıkıntılı olabilir. Fakat güzelliği nerede? Bizim ülkemizde standart bir tip yok. O çok güzel bir şey. Hep böyle farklılıklar var. Kültürel, yaklaşımsal, hatta bölgelere göre, yapıya göre. Ben farklılığın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bir yerde farklılıklar varsa ve biz onu bütünleştirebiliyorsak, sahip çıkabiliyorsak oradan müthiş bir zenginlik çıkıyor. Bence. Ama standart bir yapı oluşturmaya çalışırsak... Oradan başka bir şey çıkıyor. Hani ya, farklılıklara için. bence çok güzel bir bütünlük vermemiz lazım. Bakın enteresan bir şey yine. Yani demin Yine örnek olaraktan vermiyorum çünkü çok büyük yanlışları var çünkü. Ama mesela Amerika farklı ırkların, toplumların, inançların birleştiği bir yerde bir başarı. Evet, devletler tabii. Aynen. Yani bütünleştiren ve birleştiren hep kazanıyor. Hmm. Ayrımcı bakan hep çatışma, kavgayı getiriyor. Çok güzel cümle. Mesela şöyle bakalım. Şimdi çok modern bir kadın bir de köylü bir ablamız var, kadınımız var. Hangisi daha iyi? Baba ikisi de çok iyiler bunların. Şimdi bunu buraya koysan yazık hiçbir şey yapamaz. Ama bunu buraya alsan bu da orada sıkılır. Yani hayattan keyif almaz. Nerede benim tarlam, nerede benim yapım. Evet, öteki de ben dip boyumu nerede boyayacağım. Tabii. Tabii. O yüzden ikisi Herkesin arasında çok kendine, kendine göre bir, şey göre var bir şey var. Ya. yani. Haklı, doğru. Çok güzel. Işığın mı söndü? Yok, içimizdeki ışık sönmesin hemen bir ara verelim efendim. Aradan sonra tekrar buradayız. <laughs> Bağlattırdım <laughs> sana. <yapayım> abi. <laughs> Efendim bir kez daha hoş geldiniz. Demet ve Cez Gel Konuşalım devam ediyor. Artık Yavaş Yavaş programın sonuna geliyoruz. Sinan Ergin'e çok çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok canlı teşekkür ederim. canlı sağ yaşam. Evet. Kendisi bir yazar olmadığını ifade etti en başta. Ama burada metotlarla size efendim daha belki farkında yaşamak adına e, çok güzel öğretiler sergiliyor. Lütfen bunu alın edinin. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür evet, ederim. Hocam Tabii ne diyor olun. bak negatif değil pozitif düşün ve hayal et diyor. Onun için bir kez daha teşekkür, çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Şöyle hemen reklamlara girelim şöyle. <laughs> Vallahi çok güzeldi. Yarın çok tekrar izledim. biz aynı saatte buradayız. Bir kez daha hayırlı Ramazanlar olsun efendim. Demetciğim. Yarın görüşmek üzere diyoruz. Sevgiler.